Evet, Enes Gümüş. Demişsin ki Momentum'da şu soruda kimse çözmemiş. Hakikaten ben de en son Momentum anlatırken konuyu yarıda bıraktım. Çok yorulmuştum gerçekten. Uykusuzluktan ölüyordum. Sonra ben o videonun ardından çocuklara ne istiyorsunuz arkadaşlar, ihtiyacınız nedir diye soru sorduğumda herkes Momentum'a deyince dedim ki Momentum videoları da 10-15 tane izlenmiş. Herhalde kimsenin ihtiyacı yok. O yüzden bıraktım ve Mindtizma sayfasını açtım ve yaklaşık kaçtı ya 11 video falan sürdü o konu anlatımı. O yüzden Momentum'u tamamlayamadım. Hani keşke birileri deseydi ki hocam Momentum'u da tamamlayın. Vallahi onu da çekerdim yani. İhtiyaç olmadığını düşündüğüm için ihtiyaca yöneldim yani. Ve bu soruya da gelmemişim. 2-3 sayfa sonra yani benim Momentum videomu ikinci bölümünü mü ne çekmiştim? Üçüncü bölümü çeksem bu soruyu da çözerdim. Yani çözmeyeceğim bir soru yok tabii ki. Eğer hatası varsa zaten onu çözmemezlik yapmam. Giderim arkadaşlarımla tartışırım. Hicran Hoca olsun, Ramazan Hoca olsun, olmazsa WhatsApp grubundan Tolga Bilgin olsun, Engin Aydın olsun, Mithat Hoca olsun, onlarla tartışırım. Çocuklar böyle bir soru var ama hatalı da derim yani. Ama bu soruda bir hata yok. Beraber çözelim. Şimdi bu sorularda hani momentumun korunduğunu biliyoruz ama hangi momentum korunuyor ona dikkat etmek lazım. Dersek ki momentum korunuyor, burada tuzağa düşeriz. Çünkü aslında bu sistemin momentumu korunmuyor. Hangi eksende korunuyor? Sadece x ekseninde. Çünkü momentumun korunabilmesi için hatırlayalım biz. Delta P hatırlarsak momentum korunumuydu. Özür dilerim, momentum değişimiydi. Bu değişim eğer sıfır olursa yani o zaman ne derim? İlk değer ve son değer meğer birbiriyle aynıymış. Aynı oldukları için bunları birbirinden çıkarttığında sonuç ne çıkar? Sıfır çıkar. Eğer ilk momentumum son momentuma eşitse momentum korunur cümlesini kurarız ve böylelikle momentumdaki değişim itmeye eşit olacağı için sistemin de aslında itmesinin sıfır olduğunu söyleriz. Peki sistemde hiçbir itme uygulanmıyorsa bu ne anlama gelir aslında? Bu sisteme uygulanan net kuvvetin sıfır olduğu anlamına gelir. Yani sistemde momentum korunuyorsa dışarıdan bir kuvvet etki etmiyordur çocuklar. Ha, iç kuvvetler var mıdır? Vardır. Yani iki nesne birbirine çarpıştığında basit bir örnekle irdeleyelim. İşte bir tane parçacığım olsun M. İki ve hızıyla gidiyorsun. Buradan da gelsin. Bir tane M kütlesi olsun. Bunlar ne yapsınlar? Esnek olmayan bir çarpışma yapsınlar merkezi olarak. Birazdan bu buna çarpınca artık sistem birbirine ne yapacaktır? Yapışacaktır, değil mi? Yapıştığı takdirde derim ki artık iki tane M kütleli parçacığım ortak bir hızla hareket edecek. Bunu nasıl bulurum? İlk momentumum bununki sıfır, bununki 2MV. O zaman bu 2M'i neyle çarparsam 2MV yapar? V ile çarparsam. Ha, bu sistemin momentumu o zaman ne olur? Korunur derim. Dış bir kuvvet var mı? Yok. Ama parçacıkların momentumu korunur mu? Mesela hani yorum sorularında o kadar arkadaşlar ayrıntı yerlere aslında dikkat ediyorlar ki oralardan düşebilirsiniz. Mesela bu parçacıkların momentumu korunmaz. Sistemin momentumu korunur. Neden? Sistemin korunmasının sebebi dış kuvvetin olmaması. Ama parçacıkların momentumu korunmaz çünkü iç kuvvetler vardır. Birbirlerine çarptıkları an bir diğerini iter, öteki de ötekini iter. Aralarında bir etki tepki kuvveti oluşur. Mesela bakalım sadece şu birinci isim olsun, bu da ikinci isim olsun. Yine bu birinci, bu da ikinci isim olsun. Birinci ismin momentumunu inceleyelim. En başta ne kadardı? 2mv. Peki sonra ne oldu? M çarpı V'ye düştü bakınız. Son momentumu daha küçük, azaldı. İkinci parçacığa bakayım. İlk momentumu ne kadar? Sıfır. Son momentumu ne kadar? Mv kadar. O zaman ben birinci parçacık için momentum değişimine bakarsam ne çıkar? Son momentumdan ilk momentumu çıkarırım. Eksen V çıkar. Bunun nesi? Momentumundaki değişimi arkadaşlar. Peki bu neye eşittir aslında? Ona uygulanan itmeye. F çarpı delta T'ye. Bunun momentum değişimi nedir? Sondan ilki çıkarttım. MV kadar. Peki bu neye eşit? Onun momentumundaki değişimine eşit. Buna 1 diyeyim, buna 2. Ve bu da bunun için uygulanan itmeye eşittir. Peki bu itmelerde şu an bakın kuvvetlere vektör koymadım. Eğer buraya bir vektör koymak istersem şu sonucun eksi çıkabilmesi için şu vektörün ne olması lazım? Eksi f olması lazım. Bu sonucun da m ve süreleri bu arada hani etkileşim süreleri aynı olduğu için delta t'leri aynı. Kuvvetleri de ne olacaktır? Aynı büyüklükte olacaktır. Buraya da ne demeliyim? Artı f. Peki bu ne anlama gelir? Gelin bunu büyüteçle bir irdeleyelim. Tam çarpışma anında m kütleli iki cismin birbirlerine temas ettiler. Burada temas gerektiren bir kuvvet oldu. M kütleli bir cisim buradan çarpıp öndeki parçaya şu noktadan bir kuvvet uyguladı. Birin ikiye uyguladığı kuvvet.
Diğeri de buna bir kuvvet uyguladı. Bu da ikincinin bire uyguladığı kuvvet. Ve bu kuvvetler aslında etki tepki kuvvet çiftidir. Dolayısıyla bunların bir büyüklükleri birbirine eşittir. Büyüklükleri. Yani mutlak değerleri eşittir. Atıyorum buna F kadar dersem, yalnız neye dikkat etmeliyim? Şu cisim için uygulanan kuvvet bu yönde F büyüklüğünde ama yönü eksi olduğu için eksi yönde. Diğerine uygulanan kuvvette F büyüklüğünde ama yönü artı olduğu için artı F. Yani aralarındaki bu etki tepki kuvvetleri sayesinde, yani iç kuvvetler birbirine aslında etki ettiği için sistemde cisimlerin momentumları korunur mu? Hayır, korunmaz. Cisimlerin momentumları değişir. Eğer ikisinin de momentumu eşit olsaydı ancak o zaman değişmezdi belki. Gerçi kütleleriyle ilgili bu durum. Birindeki momentum değişimi diğerindeki momentum değişimine eşit midir? Şimdi bu önermeye bakalım. Bir, bunların birbirine uyguladığı kuvvet farklı değil mi? Neden farklı? Zıt yönlü oldukları için. Bunların birbirine uyguladığı kuvvet büyüklükleri aynı mı? Evet aynı. Şiddetleri aynı. Peki bunların etkileşim süreleri aynı mı? Evet aynı. O zaman F çarpı delta T'ler momentum değişimleri ise bakın biri eksi mv'ye çıktı, diğeri artı mv'ye çıktı. Momentum değişimleri eşit midir? Hayır. Değişimleri eşit değildir arkadaşlar. Momentum değişimlerinin büyüklükleri eşittir. Mesela bu da güzel bir önerme olarak karşınıza çıkabilir. Demek ki ben momentum korunur deyince bütün çarpışmalarda momentum korunur deyince iyi de neyin momentumu diyeceğim. Sistemin momentumu korunur, cisimlerin momentumları korunmayabilir. Birinde değişim işte artı mv'ye çıkıyorsa diğerindeki değişim eksi mv'ye çıkmak zorunda. Peki momentum korunumunda şart neydi bakın? Momentumun değişmemesi. Peki o zaman bir cismin momentumu değişmiyorsa aslında o uygulanan net kuvvet ne olmalı dedik? Sıfır olmalı. Şimdi soruyorum. K cisminin momentumu korunur mu? Arabaya çarpma anına gelene kadar. K cismi bakın aşağı doğru inerken onu bu tarafa doğru iten bir kuvvet yok. Dolayısıyla x eksenindeki momentum Px korunur. Çünkü o net kuvvet hani x ekseninde bir net kuvvet yok. Ama y eksenindeki net kuvvet çocuklar bu cismin ağırlığına eşittir. Dolayısıyla y eksenindeki momentumu korunmaz. Yani K parçacığı şu kamyona gelene kadar momentumu korunmuş mudur? Hayır, korunmamıştır. Nesi korunmuştur? X eksenindeki momentumu korunmuştur. Doğru bir ifade. Y eksenindeki momentumu korunmamıştır. Doğru bir ifade. Şimdi biz normal momentum vektörel bir şey diyorum. Px'in karesiyle Py'nin karesine eşit. Bu şey değişiyorsa, aşağı doğru hızlandığı için artıyorsa, Px sabit olsa bile momentum korunacak mıdır? Hayır, artacaktır şiddet olarak. Evet, şimdi bu soruya geçmeden önce birazcık olaya girmek istedim. Hani hakkınızı helal edin, eğer bu kadar uzun anlatmam sizi rahatsız ediyorsa onu da söyleyin ama bence önemli şeylere dokunduğumu, değindiğimi düşünüyorum. Şimdi 3 cisminde hangi momentumu korunmayacak o halde? Y eksenindeki momentumları korunmayacak. Yere doğru yer çekimi kuvveti sayesinde çekildikleri için o kuvvet T süre boyunca F çarpı delta T'lik bir itme yapacak. Bu itme de bu cismin Y eksenindeki momentumunun artmasına neden olacak. Ama X ekseninde bir kuvvet olmadığı için sistemin yani KLM cisimlerinin X eksenindeki momentumları korunur. Kamyonun da aynı şekilde sabit bir V hızıyla gidiyor. Sonra bunlar birbirine yapıştıklarında cisim kamyona bir itme uygular. Kamyon cisme bir itme uygular. Cisimlerin momentumları korunmaz. Değişir. Ama sistemin momentumu yani cisim artı kamyon sisteminin momentumu korunurdu. Çünkü dışarıdan bir kuvvet yok. İçlerinde birbirlerine uyguladıkları kuvvet yüzünden kendi momentumları değişse de sistemin momentumu değişmeyecektir. Şimdi bu bilgilerden yararlanarak artık soruya bir bakalım. Bir fabrikanın yükleme bandında V büyüklüğünde, MEP kitabı bu arada Devlet Yayınları'nın 78. sorusuymuş. V büyüklüğünde hızla gitmekte olan 30 M kütleli kamyona sırasıyla kamyonun içine düşecek şekilde yatay düzlemle alfa açısı yapan M, 2 M, 3 M kütleli yükler VK, VL ve VM büyüklüğünde hızlarla atılmaktadır. K cismi atıldığında kamyonun hızı değişmediğini, L cismi atıldığında hızı arttığına ve M cismi atıldığında ise hızı azaldığına göre bunları tek tek yapıyorum burada. Sadece K'yı atıyorum. Sadece L'yi, sadece M'yi. A seçeneği kütlelerin atıldığı hız büyüklüklerini yani VK, VL, VM'yi karşılaştırınız. B seçeneği alfa açısı 60 derece olsaydı ve bu hızlar birbirine eşit ve 2V olacak şekilde cisimler sırayla kamyonun içerisine atılırsa kamyonun son hızı kaç V büyüklüğünde olur diyor. Hadi başlayalım A seçeneğini çözmekle. Öncelikle ne dedik? 1. Atılma anı bir deliyorum. K cismi için. K cisminin bu tarafa doğru ne hızı var?
VK'sının x bileşeni. Yani VK çarpı ne diyorduk ona? Kosinüs alfa. Şuraya vektör yazmak yoktu bakın. Çünkü yönleri aynı değil. Bu şiddet sadece. Yani ben buna Vx vektörü diyebilirim. X eksenindeki. K'nın x eksenindeki vektörü derim. Sonra büyüklüğünü bu şekilde yazarım. Aşağı doğru bir hız yok ama birazdan kamyonun tepesi burası olsun. Buraya çarptığında bir hız kazanacak. Bu hızın önemi yok. Y eksenindeki hız olsun K için. Ama buraya geldiğinde x ekseninde herhangi bir kuvvet uygulanmadığı için hızı ve momentumu korunacak. Çarpma anında hala bu VK çarpı kosinüs alfa şiddetinde. Çarpmadan önceki kamyonun ve cisimlerin çarpışma anının hemen öncesindeki momentumları toplamı çarpışmanın hemen sonrasındaki momentumları toplamına ne olacaktır? Eşit. İlk anda bakın tam çarpma anının hemen öncesini düşünüyorum. M kütleli cismin ne kadarlık bir momentumu var? M çarpı VK çarpı kosinüs alfa. Açıdan gördüğüm kadarıyla x ekseni artı yönde. Dolayısıyla momentumunu artı yönde alıyorum. Kamyonun o esnada ne kadarlık momentumu var? 30m kütleli ve V hızlı. Artı 30m çarpı V diyorum. Eşittir. Çarpışmadan sonra artık bunlar bir bütünler. Yani toplam kütle 30 artı 31'den 31m çarpı ortak hızı yazacağım. Peki ortak hızı yazarken bakın ne demiş bize? K cismi atıldığında kamyonun hızı değişmediğine göre. Yani kamyonunki değişmiyorsa o zaman cisminki kamyonunkine eşit olacak. Artık beraber hareket ediyorlar. Hani bunların ortak hızı, ortak hız meğer kamyon hızına eşit kalıyormuş. Geliyorum buraya o zaman ne yazıyorum? V. Eşitliğim bunu bu tarafına atarsam geleyim şurayı sileyim çocuklar. Onu bir kenarda tutacağım ki birazdan kıyaslama yapalım diye. O zaman ben bunu bu tarafa atarsam 1MV mi kaldı? Evet, 1MV neye eşitmiş? VK pardon M'i yazmayı unuttum. M çarpı VK çarpı kosinüs alfa. Tamam. Hatta M'leri de sadeleştiririm istersem. O halde ne bulurum? V eşittir VK çarpı kosinüs alfa. Bunu kim için buldum? Bakın K için. Aynı şeyi L için yapacağım. Şimdi denklemin aynısını yazıyorum. Çarpışmadan önce 2M kütleli L cisminin hızı VL çarpı kosinüs alfa kadar. Sonra o sırada kamyonun hızı 30MV. Çarpışmadan sonra bunlar birleştiler. Ve hızları ne kadar oldu arkadaşlar? L cismi atıldığında hızı arttığına göre kamyonun hızı L cismi atıldığında artıyormuş. Yani 1V değilmiş. Sallayın çocuklar. Ne kadar V olduğunu söylemiş mi? Size söylemiş. İster 1,1 deyin. İster köküç V deyin. İsterseniz 2V deyin. Ne diyeyim ben mesela 1,5V olsun diyeyim. Arttığını biliyorum. 1,5V dersem en azından çarpmada kolay bir sadeleştirme falan yapabiliriz. 1,5V olursa kamyonun hızı neyse artık parçacığın da hızı aynı. O halde toplam kütlem 31M 1,5V'lik yani 3/2'lik 2V'lik bir hıza ne yapacaklar? Yollarına devam edecekler. Şuradan ha 31 değil. Aa neyi unuttuk? Bak orada hemen işlem hatası yapıyordum. Artık toplam kütle 2M'di bizim L cismimizin kütlesi. 30M ile kamyon 32M yaptı. Çarpı 3/2V. 2 ile sadeleştirdim 16. 3 kere 16 48 mi? Evet. 48MV'den 30MV'yi çıkarırsam 18MV kalır. 2M ile 18MV'yi sadeleştirirsem 9V kalır. Yani geldim buraya. 9V eşittir. VL çarpı kosinüs alfayı buldum. Üçüncü cisim için M için değerlendirelim. 3M kütleli olacak. Ve hızı VM çarpı kosinüs alfa şiddetinde olacak. Artı kamyonumuzun hızı 30MV eşittir. Bu sefer ne diyor bakın. Kamyonun hızı M cismi atıldığında azalıyor. Yani 1V alamayacağım artık sistemin hızını. 1'den az. Mesela 0,9MV alabilirim. 9 o zaman süratli mi çıkar? Şurası 30 kaç yapıyor? 30 da 33M çarpı 0,9 desem 8/11 desem hani 11 ile sadeleştireyim mesela atıyorum. 8/11 evet 1'den küçük bir şey değil mi? Aynen öyle. 8/11V'ye düşsün. Atmakta serbestsiniz size çünkü sayısal soru sormamış az seçeneğinde. Sadece bilgi vermiş, yorum yapın diyor. 33'te sadeleştirdim 11'i. Ettim o arada oradan 3. 3'te de 8'i çarptım 24MV. Peki burası 24MV ise o zaman 30MV'yi bu tarafa atarsam ne olur çocuklar? Eksi çıkar. Eksi çıkması mümkün değil. Çünkü alfa açısıyla atılmış. Yani nasıl diyeyim? Nasıl desem size? Ya bu hızın VM hızının ters yönde çıkması durumu söz konusu oluyor. O zaman ben onu öyle güzel sallayayım dedim o sadeleşsin diye ama güzel sallayamamışım.
Demek ki sallarken de adam akıllı sallayacağız. Bir düşüneyim bakayım ne sallasam diye. Bekleyin bir. Şimdi 0,9 denediğinde de arkadaşlar 9 bölü 10'la çarpınca bakın 9 kere 3 27. 27 oradan yine 29 virgül bir şey geliyor. O da kurtarmıyor yani. 0,9V de kurtarmıyor. 0,9V'den birazcık daha büyük bir hız olmalıymış. Tekrar ediyorum, negatif çıkmaması lazım çünkü. O zaman ne diyelim? 0,95 diyelim mesela. 0,95 yani ne dedik ona? 95 bölü 100. 1V'den küçük bir şey. Bunu hemen bir çarpıp geliyorum. Ne yaptığını bilmiyorum çünkü matematiksel olarak. Bir deneyelim bakalım. Evet, çarptım. 33 ile bunu çarpınca 31,35. Değil mi ya? Bir dakika bakıyorum çocuklar hemen. Tekrar deniyorum. 31,35 MV yapıyormuş. O zaman ne kaldı elimde? Şuradan 3M çarpı VM çarpı kosinüs alfa. Evet, ne dedik? 31,35 MV. Şuraya V yazmayı unutmuşum. Eksi 30 MV bu tarafa attım. Böylelikle 1,35 çıktı. Geliyorum buraya. 3M'le de tabii ki şunu da yazayım, devam edeyim. 3M çarpı VM kosinüs alfa eşittir 1,35 MV. M'leri sadeleştireyim. Son olarak ne bulmuş oldum ben? 1,35 ve eşittir 3 çarpı VM çarpı kosinüs alfa. Şimdi hepsinin kosinüs alfası aynı, onlara bakmayayım o halde. Bakın VK 1V ile doğru orantılı bir şey. V ile 9V ile doğru orantılı. 3MV 1,35. 1,35'i de şeye bölersem 0,45 mi yapar 3'e bölersem? Sanki zihnimden öyle yaptım ama. Bakayım bir. 1,35 hemen bakıyorum. Böyle kaç? 3. 0,45 doğru yapmışım. Yani ne çıktı buradan? 0,45 V eşittir VM. Yani hız sıralamasını yaparsam meğer VM çok yavaşmış arkadaşlar. VM en küçük. Sonra kim geldi? VK. Sonra ne geldi? VL. Evet. Sıralama bu A seçeneği için. Şimdi B seçeneğine geçeceğiz. Yani bunun yorumunu yapmak aslında çok zor değil. Yani siz bir elma olsun mesela. Elma gidiyor. Bunun içine bir mermi fırlattığınızda mermi ne yapar? Çok hızlı olduğu için elmaya da olduğundan daha büyük hız kazandırabilir. Yani o yüzden hız kazandıranın daha hızlı olması, hızını azaltanın daha yavaş olması gayet mantıklı yani. Şimdi B seçeneğine geçiyorum. Ya kusura bakma. Güneş, Enis Güneş miydi? Yani böyle anlatıyorum uzun uzun ama benim de karakterim bu. Valla bu konuda eleştirmeyin ne olur. Her kişinin bir yaratılışı var, bir vasfı var, bir özellikleri var. Hızlı anlatanları seviyorsanız oraya, böyle seviyorsanız buraya yani. B seçeneğine geçiyorum. Alfa açısı 60 dereceydi ve hızların 2V olacak şekilde vermişti. Sırayla kamyon içerisine atılırsa kamyonun son hızı kaç V büyüklüğünde olur diyordu. Şimdi açı 60 derece ise, şunu orada bir kenarda hesaplayalım. Şöyle. Şu açı 60 derece. Atılış hızı 2V ise, hani 90'ın karşısında 2V var. O zaman 30'un karşısında ne olacaktır? V olacaktır. Burası V şiddetinde olacak çocuklar. 3'ünün hızı da V demek ki. Önce K'yı atayım. K atılsın. Atılmadan hemen önce buraya ulaştığında tamam şu hızı farklı oluyordu ama x eksenindeki momentumu değişmiyordu. X eksenindeki momentumu ne kadar? M çarpı V kadar. Artık kamyonumuzunki var. Ne kadar? O da 30M çarpı 1V şiddetinde. O da eşittir. Sistemin kütlesi artık ne oldu? 31M çarpı bunun ortak hızına V ort 1 V ort diyelim. Şimdi artık sistemin momentumu bu bakın. Geldi 2M kütleli cisim. Onun da hızı yine ne kadar? Çarpışmadan hemen önce. 2M çarpı V. Artı bu K cismiyle birlikte kamyonun momentum kısmı. Yani burası 31M volt eşit olacak. İkisinin artık kamyonda olduğunu biliyorum. 2M 30M daha. 33M ortak hız yine olsun ama buna V üstü diyeyim. Zaten ben bu kısmı yukarıda bulmuş muydum? Bakın burası 30 kaç? 31MV. 31MV. 2MV daha. 33MV eşittir. Meğer 33 çarpı M V ort üssüymüş. Zaten buradan V ortun yine M V kadar olacağını biliyorum. Peki geldi 3M kütleli K şey M cismi de çarptı V hızıyla. Artık kamyonun yeni şu sisteminin momentumu ki bu neye eşit? Diğer iki parçacık da kamyon sisteminin az önce hesapladığım momentumuna. O zaman buraya doğrudan 33MV yazabilirim artık. Yeni sistem 30M kamyon. M, 2M, 3M daha 36M yaptı. Yeni ortak hızımı da V ort üssü 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 diyeyim.
Böyle burası 33, 3 daha 36 mv yapar ki bu da 36 m çarpı v ortüssü süssü ise son hızım ne olmuş oldu? 1 v şiddetinde oldu. Yani aslında parçacıkların kütlesi ne olursa olsun hızları kamyon hızıyla aynıysa, hani üstüne düşse de illa ki kamyon onu ötelemesi, ona bir hız kazandırmasına gerek yok ya da onu yavaşlatmasına gerek yok değil mi? Zaten kamyonla çarpışma anında aynı hıza sahipse o zaman sistemin ne kamyon en kütleli cismi taşımak için uğraşacak ne de en kütleli cisim kamyona bir hız kazandırmaya çalışacak. İkisi de sanki birbirleriyle paralel bir şekilde gidiyorlarmış gibi düşünüp cevabı 1V'de kısaca diyebilirdiniz çocuklar. Umarım yardımcı olmuşumdur. Enis'ti değil mi ya? Enis Güneş'ti değil mi? Anlamazsan yine yorum atabilirsin. Umarım doğru soruyu çözmüşümdür her şeyden önce. MEP kitabındaki 78. soru dedin. Baktım bu olduğunu düşünüyorum. Diğerlerinde yani 78'in sorunu atıyorum torka falan denk geliyordu. Yorumunu bekliyorum. Anlaşılmayan bir yer olursa lütfen söyle. Umarım fayda olmuştur dediğim gibi. Kendine iyi bak. Hoşça kal. Sınavına da başarılar diliyorum çocuğum. Kayıt son. Güya video çekmeyeceğim demiştim ama dayanamadım. Bak yine çekiyorum ha.